Seçim özel programında bu akşamki konuğumuz Anavatan Partisi SİİP eski milletvekillerinden merhum Nizamettin Sevgili'nin oğlu İçişleri Bakan Danışmanı Sayın Fevzi Sevgili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tüm izleyici kardeşlerime hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Sevgili, yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin SİİP milletvekili adayı olarak gösterildiniz. Seçim çalışmalarımız nasıl gidiyor acaba SİİP ve Kurtdağ'ında özellikle? Şöyle söyleyeyim, yani adaylık süreci başladığından beri seçim çalışması başladı gibi sayılır. Listeler açıklandıktan sonraki süreçte de ben arkadaşlarımla, diğer aday arkadaşlarımla beraber SİİP'e geldik. O çok büyük bir katılımla, çok büyük bir heyecanla hemşehrilerimiz bizleri karşıladılar. Spor salonunda da, ÖTV spor salonunda da bir şey yaptık, bir konuşma yaptık. Kucaklaştık hemşehrilerimizle. O günden bu yana da durdurabilmeksizin gece gündüz günde 2-3 saat uykuyla durarak ilçe ilçe, köy köy, mezra mezra esnafımızı, diğer vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi, kardeşlerimizi, abilerimizi, küçüklerimizi ziyaret edip desteklerini talep ediyoruz yani. Keyifli bir süreç gidiyor. Sıkıntısız, süreçsiz, Allah öyle devam ettirsin. Önemli olan memleketimizin huzurudur, barışıdır, kardeşliğidir. Bu süreci bu şekilde devam ettirmek. Biz üzerimize bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ben siyasette de tecrübeli bir isim, yani siyasetçi tecrübeli isimlerden birisi sayılırım. Bu konuda çok fazla zorluğumuz olmadı Allah'a çok şükür. İyi bir tempoda devam ettiriyoruz. Ha, yani genel şeye girecek olursak da şöyle Siirt benim için kendi memleketim yani. Siirt'te doğdum, Siirt'te büyüdüm, Siirt'te öleceğim. Benim için Siirt'in dengelerini bilmem, ilçelerini belli. Şöyle yani en Erivan'ın en uzak köyündeki bir köye gitsem, bir mezraya bile gitsem mutlaka isme tanıdığım 3-4 tane kişiyle karşılaşabiliyorum. Birçok insanla aşinalığımız var, aşırı neşirliğimiz var, görüşmüşlüğümüz var. Bunların getirmiş olduğu sirkülasyon, git geldiler. Rahmetli babam zamandan bugüne kadar sıfırda bu siyasetin içinde olduk. Kendim de zaman zaman aday deneyim. Biliyorsunuz sizler de birkaç dönemimiz oldu. Bu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ikinci sırada milletvekili adayı olarak gösterildik. Allah nasip ederse de vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle, kardeşlerimizle uygun görürse bizim hedefimiz Siirt'ten çok başarılı bir şekilde çıkmak, yüzümüzün hakkıyla bir seçimi geçirmek. Ama başta da söylediğim gibi her şeyden öncesinde önemli olan Siirt'imizin sağlıklı, huzurlu, barış içerisinde bir ortamı gerçekleştirmesi. Sayın Sevgili, Anavatan Partisi'nden dönemin Siirt Milletvekili olarak seçildiniz ancak partinizin baraj aşmaması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidemediniz. Daha sonra bağımsız olarak yaklaşık 10 bin, Siirt tarihinden yüksek oylarından birini alarak bağımsız olarak 10 bin oy aldınız. 10 binden fazla aldınız. 10 binden fazla aldınız hatta. Kurtalan'dan bayağı yüksek oylar almıştınız. Bu seçimde Kurtalan'dan yani hedefiniz nedir? Alacağımız oy oranıyla ilgili herhangi bir düşünceniz var mı? Şu anda söyleyebileceğim şey, ben bütün hemşehrilerimin, bütün kardeşlerimin bütün oylarına, %100 oylarına tanıyım. %100. Herkesin de beni desteklemesini istiyorum, talep ediyorum, rica ediyorum, sıram ediyorum. Biz insanlarımızın oylarını almak için gidiyoruz. Hedefimiz tabii ki Siirt'te birinci parti olmak. Birinci parti olacağımıza da inanıyorum. Birinci parti olduğumuz zaman da en az iki tane milletvekili çıkaracağız. Bunun şeyleri belli, doneleri belli. HDP'nin burada birinci parti olduğu dönemler olmuş. AK Parti'nin uzun zaman birinci parti olduğu dönemler olmuş. Ben kendi siyasi yaşantımda da 2002 yılında biraz şanslılıklarım var tabii siyasette. 2002 yılında Anavatan Partisi'ne aday olduk. Siirt'te milletvekili olarak çıktık ama Anavatan Partisi'nin barajı aşamada kaldık. Ama o neye vesile oldu? O milletvekili adaylığı Siirt seçimlerinin iptaline ve Cumhurbaşkanımızın da o zaman AK Parti Genel Başkanı milletvekili seçilememişti. İşte Mervan Gök kardeşimizin de yerini vermesiyle de Siirt milletvekili olup Siirt'ten bir başbakanın çıkmasına vesile oldu. 2007 yılındaki bağımsızlık seçiminde de Allah razı olsun hemşehrilerimizden ciddi bir destek verdiler. Alnımızın arkasından başarılı bir şekilde çıktık. Bağımsız olarak bu oyu almak kolay değil, ben onu söyleyeyim yani en azından. Bu seçimde de, daha doğrusu bütün girdiğimiz seçimlerde de, rahmetli babamın seçimlerinde de
Halkımız bizi yalnız bırakmadı. Yalnız bu seçimde çok farklı bir hava görüyor. Bunu paylaşayım değerli hemşehrilerimizle. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim, şu anda bizim kendi içimizde inanılmaz bir birlik beraberlik var. Hadiciğim, geçmiş dönem il başkanları, aday adayları, il başkanımız, belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız birlik beraberlik içerisinde büyük bir teveccühle ve herkes kendi aday müşterisine çalıştı. Gerçekten inanılmaz bir birlik beraberliğimiz oluştu. Kendi ailem içerisinde, yakın aileler içerisinde görüşmelerde ufak tefek kırgınlıkların hepsini giderdik. Hepimiz ekibimiz halinde hep beraber asılıyoruz, çalışıyoruz, çalışacağız. Daha önümüzde seçim yeni başladı diye bakıyorum ben. Bugüne kadar ki çalışma iki aşamada bu görüşmeleri yapmak, bundan sonra saha çalışmasını, ev, ruh ve ruh işte. Herkesi mümkün olduğunca evinde ziyaret etmek, esnaf kardeşlerimizi hep ziyaret ediyorum zaten. Daha da etmek, ilçe gezilerimizi yaptık çoğunu. Daha yine yapacağız, devam edeceğiz. Biz bu çalışmalarımızdan halkımıza zaten kendi adıma benim, aslında üç adayımız da öyleyiz yani. Mervan Gül de bu halka yabancı bir adam, insanların tanımadığı biri değil. Dokman Özcan da öyle, ben de öyleyim yani. Şimdi biz memleketin çocuklarıyız, memleketin evlatlarıyız, memlekete hizmet edecek insanlarız biz. Bizi tanımayan, bizim tanımadığımız çok az kimse var. Yani çoğu insan da tanımazsak, tanışmazsak bile ismen bizi biliyor, böyle böyle herkes. Tanımışlık oranı olarak siz de belki en fazla tanınan insanların başında geliyorum. Biz bunu siyaseten de, seçim satında da bunun faydasını görüyoruz, göreceğiz de. Bizim dediğimiz şey bu. Biz yaşımız itibariyle de, tecrübemiz itibariyle de, ben hem siyasette hem son 6 yıllık süreç içerisinde, 6,5 yıllık süreç içerisinde devlette yapmış olduğum görev süresince, bürokraside yapmış olduğum görevde de çok önemli deneyimler kazandım. Çok büyük tecrübeler elde edildi. Ben tecrübeme, bilgime, birikime güveniyorum. Çok tecrübeliyim. Çok tecrübeliyim. Bunu gerçekten çok tecrübeliyim. Çok bilgi birikim sahibim. Bu konuda bir tavizi olamamıyorum. Ben bu bilgi birikimimi Siirt halkının emrine sunmak istiyorum. Bizim zaten hizmet amacımız halka hizmetkar, halkın kullandığı yani. O amaçla biz halka hizmetkar olmak üzere yola çıkmış. Büyüklerimizden de bunu görmüş. Bu uğurda çalışmış, bu uğurda götüren insanlarız. Allah nasip eder de bununla karşılaşırsak da milletvekili olduğumuz zaman da halkımız zaten bunları görecek. Bizim söyleyecek çok sözümüz var halkımıza. Biz yapmışız yani. AK Parti de yapmış. Onu da yapmış. AK Parti zamanında da burada. İnanılmaz hizmetler olmuş. O zaman da bu zaman da yarın da eksiklerimiz, aksaklıklarımız yok mu? Var. Yanlışlar yok mu? Olacak. Sonraki zamanlar da olacak ama kasıtlı olarak hiçbir zaman halkımıza bir yanlışımız olmadı, olmayacak. Bilerek hata etmedik. Eksik davranımız noktalar olmuştur. Bunlar zaman içerisinde telafi edilmiştir, telafi edilecektir. Ama projeler bazında da, bilgi birikim açısından da kendimi çok hazır hissediyorum. Çok zamanlama olarak da çok yerinde bir zaman olarak şey yapıyorum. 14 Mayıs gecesi, Siirt, 14 Mayıs günü Siirt halkı bana bu güveni verir. Beni layık görürse de 14 Mayıs gecesi, aynı gün gecesinde büyük bir coşkuyla bunu kutlayacağımıza inanıyorum ben. Buna yürekten inanıyorum. Kurtaran'dan aynı şekilde. Bizim ailenin kökeni Siirt merkezden 200-300 yıl önce, 285 yıl önce Kurtaran'a yerleşmiş. Ailenin Kurtaran'dan, Baykan'dan, diğer bütün ilçelerden çok ciddi bağları, bağlantıları var. Biz bu süreç içerisinde de bu dostlarımızın hepsini tek tek ziyaret ediyoruz. Destek istiyoruz. Destekleyin diyoruz, bizi yalnız bırakmayın. Ben buradan bütün hemşehrilerime de söylüyorum. Bütün kardeşlerime de söylüyorum. Ben eğitimci kökenliyim. Uzun yıllar üniversitede akademisyenlik yaptım. 14 yıl üniversitede amfilerde gençlerimizle karşı karşıya geldim. Binlerce öğrencim var. Ve halen iletişim halindeyim. Ben sosyal medyayı kullanmaya çalışırım. Aktifim, sosyal bir insanım. Gençleri de çok seviyorum. Gençlerle takılmayı daha çok seviyorum. Gençlerden bir şey almayı seviyorum. Yani bir fikir almayı, bir... İlkokul öğretmenliği de yaptım, sınıf öğretmenliği de yaptım, ortaokulda da öğretmenlik yaptım, lisede de yaptım, üniversitede de yaptım. Biz öğrencilerimizden her zaman için verdiğimiz kadarıyla da almaya çalıştık. Bizim geçtiğimiz dönem böyleydi. Sadece biz verelim değil, onlardan da alalım, onlardan da istifade edelim.
İlkokuldaki kardeşlerimden ben istifade ettiğim zamanları çok net hatırlıyorum. Örnekleriyle çoğu zaman anlatırım bunu. Gençlerimize yönelik gerçekten kendimi çok yakın hissediyorum. Çok genç kardeşimle diyalog halindeyim. Ve gençlerimizden de özellikle genç kesimden çok büyük bir destek bekliyorum. Yani. Abileri olarak, bir öğretmenleri olarak, yani bir yakınları olarak yanında durmalarını, desteklemelerini ve pişman etmeyeceğimi de söylemek istiyorum. İlerleyen zamanlarda bunu daha geniş bir şekilde de konuşacağız muhtemelen. Peki sayın sevgili rahmetli babanız, Siirt tarihinde adını altın harflerle yazan bir milletvekili olarak haç farizasını yerine getirirken kutsal topraklarda vefat etti. Kendisinin yarım kalan herhangi bir projesi var mı? Aklınızda kalan, sizin tamamlamak istediğiniz veya seçilmeniz durumunda böyle bir projesi var mı? Ya şimdi şöyle, bu konular beni çok duygusallaştırıyor da hakikaten ama şöyle söyleyeyim. Yeni nesil bilmiyor olabilir. Nizamettin sevgili isim, hakikaten marka bir isim. Sadece siz için değil, Türkiye genelinde de nereye gidilirse tanımıyor beni ama Nizamettin sevgili isim gibi daha Siirt sevgili falan neyin oluyordu, babam falan dediğimde böyle inanmaz bir teveccühle karşı karşıya geldi. Defalarca gördüm. Biz samimi insanlarız yani. Samimiyet var şimdi. İşimiz dışımız bir, başka bir hesabımız, kitabımız falan olmadı. Babam da olmadı. Bazen şunu söyleyeyim değerli kardeşlerime de. Ya işte eleştiri falan geldi o zaman yaşımız da gençti ya baba işte bu niye bu eleştirileri yap, sen hak etmiyorsun bu kadar. Böyle bir tip eleştiri falan dediğimde diyordu ki oğlum bak. Şunu diyordu unutma. Diyordu siyasetçinin yapmış olduğu icraatlar çok konuşulmaz. Yapmadıkları konuşulur. Her şey yaptık mı değil ama çok şey yaptık. Eksik olan şeyler daha çok gündeme gelir. Önemli olan insanın kendi vicdanıdır. Ben diyor bu vicdanım diyor ben başımı yastığıma koyduğumda vallahi billahi tillahi buradan Allah'ın yanına kadar ben vicdanım çok rahatım. Ben halkım için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyorum. Biz de elimizi vicdanımıza koyarak her zaman için Allah rızası için fi sebilillah evden her çıktığım gün yaptığım duamıdır. Allah'ım bugün kimden karşılaşsam ne yaparsam senin rızanı kazanmak için bir şeyler yapmaya çalışacağım yani. Yapmaya çalıştığım kadarıyla. Şimdi onun projeleri var mı? Bitmeyen projeleri var. Hayalleri bitmezdi ama. Bitmiyordu da. Ben size bir şey söyleyeyim. Hemşehrilerim hatırlayacaktır. Yaş olarak daha yüksek olan. Şimdiki Alkumru Barajı inanın tamam, Melih Çetin Barajı, onlar tamamen geçmiş dönemlerdeki şeyler çıkarılırsa ormanlarla ilgili işte benim en büyük hayalim Alkumru Barajı'nın olması, Melih Çetin Barajı'nın olması, Ilısu Barajı'nın olması, Siirt'teki İpek Yolu'nun bitmesi, Siirt'in çıkmaz sokaklar çıkarılması gibi çok önemli kafasında vardı. Bunlar AK Parti hükümeti döneminde birçoğu gerçekleşti Allah'a çok şükür. Otanlar bunun bir sürü baraj var, halen yapılacak. Yakında iki tane barajımızın daha temeli atılacak. Bunu da müjdesini vereyim burada Siirt'e hemşerilerime. İki tane yeni barajımız yapılıyor bu otan çay üzerinde. Şimdi ya en büyük hayali ne derseniz Siirt'in çıkmaz sokaktan. Çıkarılması çok sondayız yani. Bizden sonrası yok yani. Öbür tarafa giden buraya gidiyor kapalı. İpek yolu dediğimizde işte ha buradan çıkacak arabaların, araçların veya ulaşımın Siirt üzerinden Van ta işte Türkiye Cumhuriyeti'ne gidinceye kadar bir güzergahı kullanmak Van bölgesi üzerinde. Kısmen şu anda yapılıyor ona. Siirt'i de kapsayacak. Özellikle Pervari bölgesi üzerinden gidecek o yol. Ama tam halen Siirt'in çıkmaz sokak olma özelliğini kaybedecek bir şeyde değiliz yani. Onların bir master planları yapmak lazım gerçekten. Siirt'i bu şeyden çıkarmak için ben akademisyen kökenliyim, üniversitelerden bununla bir çalışma yapmak gerekiyor diye. Şimdi üniversitelerden, bilim adamlarından, STK'lardan, Siirt hemşehrilerimizden bununla bir çalışma yapmak gerekiyor. Siirt Havalimanı, bu için çok önemli bir kafasındaki sorunlardan bir tanesi de o zamanlarda da uçakların inmesinde sıkıntılar yaşanıyor. Bugün de geldiğimiz noktada hala o sıkıntılar yaşanıyor. Pist uzatılıyor, şu yapılıyor, çok çalışma yapıyor, çok yatırım yapıyor. Ama sonuç elde etme noktasında eksiklerimiz var, onu tam alamıyoruz. Önemli bir şey tabii ki. Bunun belki gerçekleşmesi yönünde mücadelelerimiz olacak. Yani Siirt her şeyin en güzeline layık memleket. Hemşehrilerimiz. Burası dört dilli, üç dilli diyoruz ama dört dillidir. Dört dilli çok güzel bir şehir. Bakın kıskanıyorum. Mardin bu konularda bizi hakikaten biraz geçti. Özellikle kültür yönünden. Onu yansıtma yönünden ki bizim kültürümüz en az Mardin kadar var. Onların kültürlere aşağı saygısızlık etmek istemiyorum ama yani yapmış oldukları şeylere
Ama bizde de Kürt var, Türk var, Arap var, Zaza kardeşlerim var. Dört dilde konuşan, dört dilde hitap eden hemşehrilerimiz var. Bu mozaiğin, Türkiye mozaiği, Anadolu mozaiği tam olarak. Gördüğüm doğru. Bu mozaik tam da Siirt'e has bir şeydir. Biz bu mozaiğin çocukları olarak buradaki hepimizin içinde her şeyden bir şeyler almışız. Kürt'ten almışız, Koçer'den almışız, Arap'tan almışız, Türk'ten almışız. Bazı değil mi? Kültürel şeylere etkileniyoruz. İç içeyiz, bir aradayız. Önemli olan insan olmak, önemli olan iyi birey olmak, vatandaş olmak ve yaptığın işi en iyisini yapmak. Bugüne kadar hangi işi yaptıysa ben iyisini yapmaya çalıştım. Ben mükemmeli arayan bir adamım ben söyleyeyim size. Mükemmeli arıyorum ben. Mükemmel, ben kafamı da kimsenin önüne eğmek istemiyorum. Burada yapmış olduğumuz konuşmalar hepsi kayıt altına alınacak burada. Yarın öbür gün seçildiğinde de tekrar buraya geldiğinde diyeceksiniz. Ya sen böyle demişler. Yaptın mı? Yaptıysan diyeceksiniz ki teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Yapmadıysanız da eleştireceksiniz. Diyeceksiniz bak sen böyle demiştin. Bunları lütfen kayıt altına alın. İlerleyen zamanlara tekrar gelip konuşacağız onları. Çok daha rahat bir şekilde konuşacağız yani. Sen sevgisi yetinin en büyük sorunlarından biri de işsizlik. Bu konuda maalesef. Genç nüfusun en çok olduğu il Siirt şu anda. En çok artış olarak %17. Genç nüfusun bölgede en çok artış gösterdiği il Siirt %17. Evet. İşsizlik mi? İşsizlik konusu. Yani zor bir konu. Zor bir konu. Ben size söyleyeyim. Yani şöyle, bana çok talep geliyor. İşte oğlum iş yapıyor, yakınım iş yapıyor. Şu. Yani devletin bir düzeni var. İşte KPSS sınavı yok, plakat yok, şu yok, buna göre geliyor. Taşeron sistemi de işte eskiden devlet kadrolarına biraz daha fazla eleman alınabilir. Ama bunlar bitmiyor ya. Yani. Çözüm değil ya. Yani. Onu alıyorsun, başkası geliyor. Onu yapıyorsun. Başka girdin. İşte master projeler dediğim master projelere ihtiyacı var. Nedir bu? Benim kafamdaki en büyük proje tekstil kentidir. Gerçekten Siirt'te, bakın Kurtarlaşım Kaymakamlık bu hafta, önümüzdeki hafta mı? İşte önümüzdeki haftaya kadar en geç bitirdi. 300'e yakın kişi çalışacak. Batman'da kaç kişi çalışıyor biliyor musunuz? Tekstilde. 30 bin insan çalışıyor. 30 bin kişi çalışıyor. Siirt'te niye 30 bin insan çalışmaz? Kadınlarımız ağırlıklı. Tekstille ilgili. Organize sanayi bölgesiyle ilgili. Organize sanayi bölgesinin daha çok güçlendirilmesi. Daha çok yapılması. Bakın ben size bunu bütün hemşehrilerime de söyleyeyim. Nihat Özdemir'i tanırsınız. Bilirsiniz Limağ şey sahibi. Daha Limağ o zaman bu boyutta değil. Limağ'ı Kurtaran'a getirip fren fabrikasını almasına teşvik eden, işte onu yönlendiren kişi de ben bu anda. Limağ'ın buraya gelmesiyle bizim yani katkımız var. Tam adamların işine geldiği yaptı ama bu tip iş adamlarını ve benzeri iş adamlarını buraya getirip yatırım yaptırma. Devlet artık çok fazla yatırım yapmıyor maalesef. Geçen özelleştirmeyle ilgili kitap yazmış bir adamım. Dünyada ve Türkiye'de özelleştirme uygulamaları. Özelleştirmede yapılan aksaklıklar adı altında. İki tane yayınlamış benim kendi kitaplarım var. Ben özelleştirmenin Doğu Güneydoğu'da bu sıklıkta yapılmasına karşı çıkan bir adamım. Devlet, vatandaş işbirliğine yapılan organizasyonların daha faydalı olduğuna inanıyorum. Belki bunlarla ilgili çalışmalar yapılacaktır. Ama Siirt asıl çözüm nedir biliyor musunuz? Siirt'in tarım ve hayvancılık üzerine, tarım ve hayvancılık kenti olduğunu Siirt'in kabullenmesidir. Siirt bunu kabul edecek yani. En büyük alanımız tarımdır, hayvancılıktır ve boşaltılmış köylerimizde veya bir şekilde şehirlere yerleşmiş, eskiden oralar yüzünden çıkmıştı. Şimdi bazen kendi inisiyatifler Batı'ya gitmiş, Batı'da umduğunu bulamamış insanlarımızın önünü açarak tarım ve hayvancılık ki çok teşvik var. Hükümetimiz çok büyük teşvikler de veriyor. Dün Tarım Bakanımız da buradaydı, onların bir de bazı şeyler anlatacağım birazdan. Yani buna yönelik köylerde o istihdamı arttırmak. Tarımda hayvancılığı geliştirdi, fıstıkçılık. Önemli bir şey. Şimdi lavanta, çok destekliyorum lavanta ekimini. Kurtarlı 200 dönüme yakın bir lavanta ekimi de başladı. İnşallah devam da gelecek. Tabii ki buğday, arpa, mercimek, çiftçilik de devam edecek ama yan ürünleri de, fıstıkçılık da çok önemli bir noktaya geldi. Siirt fıstığı hakikaten çok da tutuluyor. Epey bir mesafe de kat edildi eskiden Antep fıstığı diye satılırdı çoğu yerde ama şimdi artık herkes Siirt fıstığını da tanıdığı yerde çok şükür. Onunla ilgili de yani tarımsal yönde de destek verirse işsizliğin azalmasına sebep olacak. Buraya yatırımlar yapılacak. Olacak yani. Havaalanının ıslahı ve yeni bir havalimanı şart memleketimize. Size söyleyeyim yani. Böyle olmuyor. Olmuyor. Ha, yapabilir misin?
desen diyeceksin herhalde. Ben sorayım, yaparım. Ben hizmet etmeyi biliyoruz ya. Nasıl hizmet edeceğini de biliyoruz. Nasıl yapılacağını da en iyi bilen insanlardan bir tanesiyim. Hem bürokrasi ayağını çok iyi biliyorum. Çok hakimim yani. Hem burada olması gereken konularda. Bir istişareyi de seven, danışmayı seven, yani insanların başka ne yapılması gerektiği noktasında görüşlerini almayı seven bir kişiye de sahibim. Kendi başımıza hareket etmeyse beraber oturup konuşuruz, ederiz. Konuştuk zaten bu projelerle ilgili ön çalışmalarımız var. Hepsinin bizim bir raporları var. Yapılmış. Bizim işsizlik sorunuyla ilgili gençlerimize benim söyleyeceğim. En alt düzeye düşürülmesi için çok büyük projelere ihtiyacımız var. Bu projelerin gerçekleşmesi yönünde çok büyük emek sarf edeceğiz. Değerli kardeşlerim, genç kardeşlerim. Bakın, amatör sporda olanlar, futbol oynayanlar, voleybol, basketbol. Ben futbolda çok fazla oynamadım. İyi bir taraftan. Sivil tecrübeleri spor. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe taraftarı. Ünlüdeki beraberi. Sadece çocuğumu gördüm siz ya. Yani Galatasaray'da. Ben oğlum Galatasaray'da. Sefa'yı biliyorsun, ben Fenerbahçeliyim. Ben demokrat bir insanım yani. Kişilik olarak öyle. Ben çocuğuma da baskı yapmadım desem de Fenerbahçeli oldu ama öyle bir durum var. Ama seviyoruz. Ben şey döneminde size söyleyeyim, köy hizmeti, sivil hizmeti spor döneminde çok iyi bir taraftardım. Sonra as başkanlık görevi yaptım. Jet Paspor'un da ilk dönemde yönetimdeydim. Ondan sonra biraz daha taraftar olarak devam ettik bu işlere. Genç kardeşlerimizin eğitim, kültür, okuma oranının geliştirilmesi yönünde ciddi katkı sunacağıma inanıyorum genç kardeşlerime. Ya bunlara, ya arkadaşlar ya gençler bizim her şeyimiz yani. Bizim her şeyimizsiniz siz. Siz bizim geleceğimizsiniz. Değerli kardeşlerim, genç kardeşlerim. Sizler olmadan bu hayatın bir anlamı yok yani. Bakın, artık üniversitelerde, şu anda Siirt'te üniversitede kaç öğrenci var biliyor musunuz? 19 bin tane öğrencimiz var şu an Siirt Üniversitesi'nde. Ben oranın eski çalışanlardan bir tanesiyim. 19 bin tane öğrenci bulundu. Epey bir yerli sayı da var, yabancılar da var. Bu sayının daha çok artması gerekiyor. İlçelere de bazı bölümleri atmak gerekiyor. İlçelerin durumuna göre. Onun yapmış oldukları işlevlere göre. Süpervalinin arıcılığı var. Kurtaran'ın başka özelliği var. Tilo'nun değil mi? Bizim maneviyat merkezimiz Tilo'da. O şekilde gibi yani bu tip üniversitenin de biraz daha geliştirilmesi yönünde gayretimiz olacaktır. Ama hep danışarak, ederek yani bunları yapacağız. Ben gençlerimizle çok iyi anlaşacağıma inanıyorum. Anlaşırım ben. Seviyorum ben. Gençlerle oturmayı eleştirseler de seviyorum. Olabilir. Ama şunu ben tavsiye ediyorum. Gençlerimize yakışan da eleştirse bile eleştirilme bir dozu vardır, bir ayarı vardır. Ona göre bir eleştirilme yapmıştır. Bana karşı hiçbir saygısızlık bugüne kadar görmedim ama böyle genel olarak biraz şey, daha radikal olabilir bir gençlik. Biz de gençliğimizde biraz daha radikaldık belki. Öyle bir şey ama gençliğimizin arkasında duracağız, yanında duracağız. Gençler bize her zaman ulaşabilecek. Her dakika ulaşabilecek. Ben Ankara'da bakanlıktaki ofisimde günde bana gelen ziyaretçi sayısı hiçbir zaman Ankara'da olduğum zaman. Ben çok aktif bir danışmanım yani böyle normal bir bakan yardımcısı seviyesinde bir danışmanlık yaptım gerçekten. Her zaman için bana her gün orada olan 100 kişi, 150 kişi, en az gelen insan sayısı 50'ydi. 25 kattı bizim binamız. Memur arkadaşlarımızın vermiş olduğu sayıları veriyorlar ki bana bir günde sana gelen insan sayısı 25 kattı binaya gelen insan sayısına eşit. Hatta birkaç günde eşit olduğu zamanlar oluyordu. Bizim kapımız, gönlümüz, evimiz, her şeyimiz, herkese açık olacak. Gençlerimizle diyalogta olacağız, büyüklerimizle diyalogta olacağız, dualarını alacağız, istişare edeceğiz, tecrübelerinden faydalanacağız. Bunları hep beraber memleketi götüreceğiz. Ve kurtaran demir yolları yıllardır Rucemi'de kalan Siirt'e uzatılması konusunda herhangi bir düşünceniz var mı? Ya şöyle, o biraz olmuyor. Niye olmuyor? Ben size söyleyeyim. Bildiğim bir konu. Evet. Hatta Başbakanım Sayın, şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'le ilgiliyken çok istedim. Evet. Çok da uğraştı, hakikaten şahidiyim bunun. Rampadan dolayı olmuyordu. Evet. Siirt'ten Kurtağan'a gelen işte bir rampadan dolayı işte neyse olan yaptığım çalışmalar. Cizre üzerinden böyle bir hat oluşturup buraya getirme gerekiyordu. Çok stabil karşı görülmedi, vazgeçildi. O şey Kurtağan'ın Siirt arası 30 kilometreye bir, yani büyük şehirlere baktığınız zaman bir semtten bir semte giden mesafe de değil. Evet.
Ve İçişleri Bakanlığı da çok önemli görevlerde bulundunuz. En son bakan danışmanlığı yapıyordunuz. Evet. Buna rağmen daha çok yükselme şansınız varken milletvekili olmayı tercih ettiniz. Ben Siirt'i çok seviyorum. Diyorlar ki Siirt'e gidiyor. Niye özledim? Siirt'i özledim. Siirt'e gideceğim dedim. Bana görünce milyoner Siirt'in neyi var? Ben de diyorum. Gel burama sor. Ben Siirt'i her şeyden, iyi yanıyla kötü, neyse işte. Ben Siirt'i seviyorum. Siirt bir sevdadır benim için. Bir sevdadır yani. Mezopotamya'nın nazlı gülü diyorum ben Siirt'e. Mezopotamya'nın nazlı gülü, Siirt beyaz bir yerin Türkleri'ne mi büyüdü? Ben Arapçayı, Kürtçeyi, Türkçeyi, kısmen İngilizceyi çok rahat bir oranda konuşabilen, eşit oranda konuşabilen insan. Memleketimizi seviyoruz. Allah nasip eder, hemşehrilerimiz uygun görürse o hizmetleri yapmak üzere bir şereftir bile. Bir misyondur. Ben o şerefe layık olmak istiyorum yani. Başka bir şey yok. Bizim ekonomik olarak çok fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Allah'a çok şükür. Allah bırakanlardan razı olsun diyeyim. Yani öyle bir şey değil. Herhangi bir amaçla tamamen bu ömrümüzün son geri kalan kısmında memleketimize, milletimize hizmet etmek. Kentsel dönüşüm gibi yani. Kentsel dönüşüm ya. Problemlerden sonra. Ya şöyle. Ele alması gereken konuların başında geliyor. Kentsel dönüşüm çok önemli. İnanmıyorum da ona. Yani şimdi ben bazen hep konuşuyordum. Tabii belediyelerin biraz daha çok aktif olması gereken bir konu ama siyasetin desteklemesi gereken konu. Hep mesela dedem gülder, Şeyh Musa gülder anne. Şeyh Musa Babudar'dan o tarafları. Derdim orada bir örnek mahalle oluşturursa, yani Halaliye'nin üst tarafından yukarıya kadarki bölümlerde örnek bir mahalle, ortak bir şehir alanı, güzel evler, yok bilmem ne örnek mahalleler geliştirilirse çok faydalı olacak. Siirt'in birçok mahalle, ben hatta yeni mahalleyi de dahil edecek şekilde, Güle Caddesi'ndeki evlerin çoğu artık, değil mi yani? Evet. 30 yıldır, ben kaç yıllık evler yani yaşanacak durumda değiliz. Traktör bayisiydik Siirt'te, gençler belki hatırlamayı bilir. Şimdiki Ali Osman Kebap Salonu var ya, onun orada bizim kendi iş yerimiz vardı. Traktör bayisiydik. Bizden sonra en son iş yerimizdik bir zaman. Ha şimdi değişti, gelişti ama ya Siirt'in Batı'ya kayması lazım Batı'ya. Kurtarılma, Beşiktaş'ın yani bölgenin hepsinin. Şu bölgede huzur var mı? Var. Var. Allah'a çok şükür. Bir şey yok, sükunet var. Tepe kapatma yok, şu yok, bu yok. Yani her şey gayet herkes kendi yerinde, kendi işinde, gücünde, çocuklar okulunda, eğitiminde, üniversiteye gidenler kendi dallarında ihtisaslaşmaya gidiyor. Ben buradan tavsiyede de bulunuyorum gençlere. Özellikle bütün öğrenciler, ben söylüyordum, burada da söylüyorum. Üniversite mezunu olmak da artık yetmeyecek. Yetmiyor zaten. İhtisasınızı yapın arkadaşlar. Herkes kendi bildiği branşta, kendisini başarılı olduğu yerinde mutlaka master'ını da yapsın. Yapsın. Bu konuda da kazansan da kazanmasan da, bunu da söyleyeyim yani, eğitimle ilgili konularda açıkça görüyorum yani. O konularda kimin ne sıkıntısı varsa yapabildiğim kadarıyla onların yanında olmaya hazırım. Yani kardeşlerim okuması gerekir, kendisini yetiştirmesi gerekir, bu memlekete de hizmet etmesi gerekir diyeyim yani. Havaalanı konusuna değindiniz, bunu Kurtalar'a taşınmasın. Kafamdakini ben size söyleyeyim. Net yani bir şey dedim. Yani şimdi Siirt'te belli başkanlığı da yaptım AK Parti'de bu arada. O dönem şöyle bir çalışma yaptık. İşte Kurtalar'a geçtikten sonra Siirt, Batman, Bitlis'i de kapsayacak. Üç ili de kapsayacak bir uluslararası bir havalimanı. Ben şöyle diyorum yani kargo uçaklarının da yapabileceği. Uluslararası taşımacılığı da yapılabileceği. Böyle küçük sadece hani uçak indi, yolcu aldı gitti değil de çok büyük bir ekonomik katma değer sağlayacak bir havalimanına ihtiyaç var. Bölgenin de ihtiyacı var. Kuzey Irak, Suriye, Orta Doğu hepsini de kapsayacak şekilde onların sirkülasyonu sağlayacak bir havalimanına ciddi ihtiyaç var. Yapılır da bu. Benim en büyük projelerimin başında bu gelecek. Ben size söyleyeyim. Bunu yapacağım ki. Dışarı olsundan sorular geliyor daha çok şu an. Montan Köprüsü'nün bir önce yapılmasını istiyorlar. Söyleyeceğim şimdi. Yazdım da attım bilmeye. Tutulacak şey dedi. Çok şimdi dün Tarım Bakanımız buradaydı. Ben bu müjdeyi vereyim. Evet. Bütün Mişar Obası'na vereyim. Sadece Mişar Obası değil, orada bir sürü şey, size söyleyeyim, bir sürü köyümüz de var. Dün Tarım Bakanımız şeyde de açıkladı. Botan Köprüsü'nün bütün her şeyi bitti. Allah nasip ederse seçimden önce muhtemelen Cumhurbaşkanımız da buraya gelme ihtimali var. Sinan Mahkemeler'e seçim çalışmalarına o vesileyle gelecek. Müjdeyi de o verecektir. Ama o köprü bitti yani. Hayırlı olsun diyeyim yani işte. Net yani. Kesin bir bilgi yani. Kesin bir bilgi yani. Yok kesin bir bilgi yani. Onu söyleyeyim. Allah hayırlı mübarek etsin. Bakın o köprüyle
Sadece yol şey değil, biz Mardin'e de bağlıyız. Bak çevre şey dedim ya, bir yol da bu. Siz söyleyin, çıkmaz sokak olmaktan. Bizden Midyat'ın arası 40 kilometre falan düşecek. Ben burada Midyat'a çay içmeye gidebileceksin. Akşam evvel Midyat'ta yiyip veya Midyat'tan buraya gelip, kültür olarak da biz çok benzesiniz, örtüşürüz de Midyat'ta. O tip şey, Midyat'tır, Cizre'dir vesaire. Çok birim kenetleneceğiz yani şeyler arasında. Botan Köprüsü'nün müjdesini Sayın Bakanımız verdi, Allah razı olsun kendisinden de. O konuda hayırlı olsun diyeyim ben şimdi. Gençleri mi bir projemiz var, kafanızda belirlediniz? Ben gençleri çok seviyorum. En büyük projem sevgidir. Benim gençlere önereceğim en büyük proje birimizi seveceğiz arkadaşlar. Sevgi yani. Sevgi para etmez diyecekler. Yazacaklar. Siirt'teki gençlerin sloganlarından biri ve o Siirt'in bekili, tevzi sevgili diye geziyorlar. Ben gençlere bak, ben bütün Siirt'e diyorum. Tabii ki gençler. Tevzi sevgili elinden geldiği kadarıyla sahipsiz memleket dedirtmeyecek. Bunu dedirtmem. Allah göstermesin. Onun suayların hepsi de burada olacak. Olumlu aylarda da burada halkın arasında kalışacak. Biz ömrüm, ben ömrümü halkın arasında geçirdim. Hakikaten öyle. Bir ömür geçti yani. Dilakola'ya. Dilakola'ya biz şey yapmaya çalıştık. Gençlerimizle ilgili, az önce söylediğim istihdamı yönelik. Çalışmalarımız olacak, eğitime yönelik. Çok ciddi katkılar vereceğiz. Sporla, kültürel çalışmalarda, kültür çalışması çok önemli. Siirt çok tarihi bir medeniyete sahiptir. Siirt'in veliullahları çoktur. Kilosu vardır, Veysel Kahane Hazretleri var, Sedo Melahili var, Serdi. Siirt'in medreseleri var, Siirt'in inanç turizmine yönelik çok ciddi çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Yapılıyor zaten ama daha fazla olması gerekiyor. Benim en önemli projelerimden bir tanesi de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün Veysel Kahane'de kutlanması. Öğretmenler bir eğitimci olarak geçmişten beri bir hayalim. Orada kutlanması, Tilo'da kutlanması. Anneler Günü'nün de Veysel Karahan'da kutlanması. Öğretmenler Günü, İsmail Fakullah Hazretleri ile İbrahim Hakkı Hazretleri arasındaki öğretmen ve öğrenci ilişkisi. Veysel Karahan'da Hazreti Veysel Karahan'ın annesine vermiş olduğu söz üzerine ki o kadar peygamber aşkıyla yanıp tutuşmasına rağmen annesine vermiş olduğu söz üzerine Peygamber Efendimiz'i görmek üzere tam Medine'ye kadar gidiyor ama annesi ona sadece bir yere baktı. Yani ya evine ya mescide bak demiş. İki yere birden bakma. Bir yere bakınca Peygamber Efendimiz'i görmüyor. Onu görmeyince annesinin sözü aklına geliyor. Geri dönüyor. Annelik yani. Annelerimiz başımızın tacı. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum burada. Allah başımızdan eksik etmesin. Aslında size bu soruyu sormak istemezdim ama birçok mesaj geliyor. Bunu sormadan geçemeyeceğiz şimdi. Gündemde olan Arap seçmenin AK Parti'ye kırgın olduğu konusunda herhangi söyleyeceğiniz bir şey var mı? Böyle bir iddia var. Gelen yürütülü mesajlar, Araplar kırgın. Ben bir yani, kere bu fitneye çok karşı olan çok bir insan. Fazla, yani. Çok fazla, çok fazla mesaj geldi bu konuda. Söyleyeyim. Bu söylenen bir fitnedir yani. Evet. Yani. Arap vekillerimiz de oldu, Kürt vekillerimiz de oldu, bu Arap belediye başkanları. Merkez normalde Arap şehridir. Değil mi? Arap şehriydi. Ama şu anda bakıyorsun, Arap nüfusu çok az bir seviyeye geldi. Çok az bir nüfusa gitti. Yalova'ya bakıyorsun, Arap İstanbul'da, Bursa'da, Yalova'da, diğer büyük şehirlerin birçoğunda, Antalya'da, İzmir'de Arap şehirlerimiz. Benim annem Arap'tır, benim eşim Arap'tır. Ben Arapçayı çok rahat konuşuyorum. Bizim soy olarak Hazreti Ömer'in soyundan geliyoruz. Yani söylemesi belki çok doğru değil ama nesep olarak baktığı zaman nesebi, Arap asıllısın nesebi olarak. Ama 300 yıldır Kürt coğrafyasında yaşıyorsun, aile Kürtleşmiş, Kürt olarak kendini kabul ediyor. Tamam mı? Biz böyle bir toplumuz. Biz Anadolu'yuz ya. Anadolu'yuz yani. Burada böyle bir şey var mı? Kürtsün, Arapsın, bilmem nesin yani kim yaptı yani? O zaman geçmiş zamanlarda Kürtler de dedik, Araplar geldik. Öyle mi olmak dedi? Bu fitnedir. Bu yani bunu kim yapıyorsa yapsın, hangi partide yapıyorsa yapsın yanlıştır. Hiçbir Arap kardeşimin de iddia ediyorum, hiçbir Arap'ın benden bir sorunu yok. Yazsınlar. Sorunu olan tek bir tane Arap varsa benden yazsın. Ya Arap kardeşlerimden, Kürt kardeşlerimden. Bir de biz Müslümanız ya, elhamdülillah. Ya İslam'da öyle bir şey var mı? Rıçılık veya mensup, o tip şeye. Tabii ki herkes bir yere mensuptur. Ama bu yanlış bir şey değil, doğru bir şey de değil. Birkaç, ben size söyleyeyim, birkaç fitnecinin ortaya çıkarmış olduğu bir söylem, boş bir söylemdir. Yine eskisi gibi Arap seçmenin hepsi de
AK Parti'nin arkasında kenetlenecektir. Bunu hepimiz de göreceksiniz. Evet. Siirt'ten sonra vermek istediğiniz mesaj nedir? Çok net. Çok net bir mesaj vermek istiyorum. Bütün Siirt halkı, ey büyüklerim, ey küçüklerim, ey kardeşlerim, sevgili Siirtler, beni vekil yapın. Beni vekil yapın, pişman olmazsınız. Sizi pişman ettirmeyeceğim. Çok istiyorum, hizmet yapmak için çok istiyorum. Benim zaten bürokrasilerim bir görevim. Evet. Belki yarın bir gün daha büyük görevlere de geleceğim yani. Geleceğim. Ama vekil olmak, bu memlekete ait oluyorsun artık. Buraya gelsin. Ben bürokraside siyasi bir görev değildim. Doğu Güney'de oradan sorumluyum. Ama vekilim olur. Beni vekil yapın, pişman olmayacaksın. Siirt beni seçsin, Kurtaran seçsin, Dillo seçsin, Pervari seçsin, Şirvan seçsin, Erok seçsin, Baykan seçsin, oylarını versin. Ondan sonra ben geçen muhtarlara bunu söyledim. Arkanıza yaslanın, çayınızı için, yemeğinizi yiyin ve beni seyredin. Siirt'e nasıl hizmet edileceğini el alem bütün dünya da görsün. Biz Bakanlar Kurulu toplantısını Siirt'te yaptırmış bir aileyiz. Bakanlar Kurulu toplantısını o zamanında Siirt'te yaptırdı. Ve o hizmetlerin çoğu Bakanlar Kurulu toplantısına veriyor. Her gün bakanı buraya getireceğim. Her gün birini getireceğim. Hiç kimseye rahat bakmak yok. Benim meclise kalkacağım, bilmem ne oturacağım, gideceğim, geleceğim. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya. Ben kendime güveniyorum. İddialıyım da bu konuda. Asla şey diyor. İddialıyım. Yapacağım da beni vekil yapın, pişman olmazsınız. Vallahi billahi tıllahi pişman olmazsınız. Şu anda yettirme. Buna inanmanızı istiyorum. Sayın Sevgi, çok teşekkür ediyoruz programımıza katılmış olduğunuz için. Son bir şey söyleyeyim. Son söylediğiniz bir şey. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Vakitinizi ayırdınız. Allah hepinizden razı olsun. Serserah Serçaba. Aynı Serda Fikirlikin. Allah rahatlık versin. Bu kardeşinizi yalnız bırakmayın arkadaşlar. Gelin etrafında kenetlenin. Pişman olmayacaksınız. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Biz memleketimize sahip çıkacağız. Fırsattır. Bu fırsat bugün doğdu. Bilgime, birikimime, tecrübeme inanın, güvenin, kenetlenelim hep beraber. Ben her siyasi partideki kardeşimden o istiyorum. HDP'lisinden de istiyorum, MHP'lisinden de istiyorum, CHP'lisinden de istiyorum, diğer siyasi düşünceleri. Bana ödünç oy verin. Bu seferlik oy verin. Ondan sonra tekrar oturup konuşacağız. Yaptıysam zaten benim yanımda. Bir daha yapmazsanız yapmadınız. Diyeceksem bizi kandırdın. Beni eleştirin, ne yapacaksanız yapın o zaman. Bunu net olarak söylüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum.